Değerli izleyiciler, bugün Aydın ili Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'ndeyiz. Şu arkamda görmüş olduğunuz 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya manzaralı alan da bir zamanlar Aydın'ın minibüs garajıydı. Şu anda gördüğünüz gibi bu durumda. Görmüş olduğunuz alan aynı Carrefour alanı gibi Aydın Belediyesi'nin mirası olan bir alan. Mirasçıları da Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi. Değerli izleyiciler, burada yaşanan süreci kısaca sizlere anlatalım. Burası 4896 metrekarelik bir alan ve burası Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Anonim Şirketi'nin sermayesine tam 14 milyon 900 bin lira bedelle katılmış bir alan. Yani burası şu anda Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar Anonim Şirketi'nin mülkiyetinde olan bir yer. Bu alan bir projeye ev sahipliği yapmak üzere. O nedir derseniz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın açıkladığı DİM 2 adı verilen bir projeye ev sahipliği yapmak üzere. DİM 2 projesi buranın ev sahipliğini yapacağı ilk proje değil. Daha önce de burası için Aydın Kültür ve Kongre Merkezi adıyla lanse edilen bir proje hazırlanmış ve ihale edilmişti. Ancak o ihale sözleşme yapılmadan iptal edilmişti. Peki gerekçesini biliyor musunuz? Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iptal gerekçesinde diyor ki 6360 sayılı kanunun 1. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ve Aydın Valiliği'nin 26.12.2012 tarih ve 10.819 sayılı oluru ile kurulan devir ve tasfiye paylaştırma komisyonu tarafından kapanan Aydın İl Özel İdaresi ve belde belediyelerinin taşınır ve taşınmaz mal varlıkları, personeli, araç ve gereçleri de Aydın Büyükşehir Belediyesi, diğer ilçe belediyeleri ve kamu kurum kuruluşları arasında paylaştırılmıştır. Ancak bu paylaşım sonucu Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi'nin tasarrufuna geçmesi gereken kimi hizmet binalarının devri yapılmamıştır. Bundan dolayı her iki belediye içinde fiziki hizmet alanları eksikliği doğmuştur. Bu sebeple de zemin üstü iki katlı otopark üstüne konferans salonu, nikah salonu, 10 katlı ofis binası ve terasa ait uygulama yapım işi ihalesindeki mevcut projede değişiklik yapılarak zemin üstü kısımlarda yeni hizmet alanları oluşturulması amacıyla İşin nitelik, miktar ve türünde değişiklik yapılacak olması nedeniyle idari şartnamenin 34. maddesi gereğince bütün teklifler reddedilerek ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir. Şimdi diyebilirsiniz ki Aydın Büyükşehir Belediyesi buna gerek duymuş ve iptal etmiş. Şimdi burada gerekçe çok önemli. Hizmet alanları eksiği. Dikkatinizi çekiyorum. Hizmet alanları eksiği. Hangi belediyeler için? Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi için. Burası kimin mirası? Aydın Belediyesi'nin. Buranın mirasçıları kim? Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi. Efeler Belediyesi veya Aydın Büyükşehir Belediyesi kendisine yeni hizmet binaları mı yaptı? Aydın eski santral garajı yakın bir zamanda aynı Carrefour alanı gibi ihaleye çıkartılabilir. Ancak burası da yeniden oluşturulan Aydın mallarını devir ve tasfiye edecek komisyonun paylaştıracağı alanlar içinden bir tanesi. Bu ay içerisinde eski minibüs garajının ihaleye çıkarılması söz konusu. Eğer bu olursa yine biz aşağıda Carrefour alanında olduğu gibi yangından mal kaçırma girişimiyle mi karşı karşıya kalacağız? Burası devir ve tasfiye komisyonu tarafından yeniden dağıtıma tabi tutulursa bu nasıl geri döndürülecek? Yani burası miras. Burasının mirasçısı Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi. Ve burayla ilgili olarak bu kadar gelişmeler yaşanırken hiç kimsenin ağzını açıp tek kelime etmemesi de çok ilginç bir durum. Burayı İmar Anonim Şirketi'ne devreden Aydın Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, şurası hakkında en ufak bir fikriniz yok mu? Sivil toplum kuruluşları 15-16 katlı bir yapıdan söz ediliyor. Bu Aydın'ın silüetine uygun olur mu? Bununla ilgili imar odası, şehir plancıları odası, sivil toplum kuruluşları ne düşünüyor? Bir fikir beyan etmeyecek misiniz? Ve siyasi partiler, burası hepimizin şehri. Bu şehirde herkesin hakkı var. Herkes burada yaşıyor, burada soluk alıyor. Peki burası için bir kelam etmek istemez misiniz? Neden burada Efeler'in ve Zafer Mahallesi'nin özel olarak da ihtiyacını karşılayacak projeler düşünülmez, bunlar uygulamaya geçirilmez? Bunu anlamak mümkün değil.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, bu alanın en iyi şekilde değerlendirilmesinden öncelikle sorumlusunuz. Lütfen bunu gereğini yerine getirin.